Ben öyle hamama gider kuruna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez tipli bir insan değilim. Fakat şimdi bizim Melike ile aramız birazcık limoni de acaba diyorum başka bir yere mi gitseydik? Melike Hanım onu çoktan unutmuştur Zeliş Hanım. Buyurun. Peki. Nasılsınız Zeliş Hanım? Vallahi müdür beyciğim geçen haftaya kadar çok iyiydim. Böyle ağzım askı unutulmuş gibiydi. Hep gülümsüyordum ama işte Melike ile aramız böyle nani olunca yani biraz içim şey oldu. Zeliş Hanım. Müdür bey. Müdür bey ben size bir şey soracağım. Bu okul aile birliğinin kalan üyeleri nerede acaba? Yani hani böyle biz ikimiz kahvaltı falan. Bizden başka kimse yok. Baş başayız. Sadece ikimiz. İkimiz mi? Ay milletin yoğurt aklını ayrana çevirmeyelim müdür bey. Çok rica ediyorum bir gören duyan olur. Zeliş Hanım yani biz ayrıca mezunların pilav gününü konuşmayacak mıyız? Ve siz bizim en cevval üyemizsiniz. Ay değil mi canım? Yani, yani neticede Ayşe de sakız çiğniyor ama bir Fatma gibi patlatamıyor yani. Manzura gitti, şu 7 numaranın kahvaltısı. Sipariş bekleyen masalar da var onlarla bir ilgiliniver. Yok artık. Anne. Hay Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi dinliyorum. Biz serpme kahvaltı alalım. Ben şimdi serpiştireceğim ortaya bir şeyler. Nasıl anlamadım? Açıklama yapacak mısın? Benim çayım açık olsun. Yanında da limon rica edeyim. Limon diyorsun. Yani zahmet olacak. Sen? Ay vallahi benim yumurtaların sarıları patlamamış olursa çok sevinirim. Çay içer misin? Ay aşk olsun Melikeciğim içerim tabii çok severim bilmiyor musun? İçme o zaman. Tepsi devrildi ya galiba ona sinirlendi. Hayır benim ödüm üç yerinden yarılmış sırrın derdine bak. Kız arkadaşım efendi. Ya bir gün de oyunun tadını çıkarttım. Ha, sen eğlencen diye benim burada üç damarım tıkandı be. Bana bak Sırık. Bir daha lütfen karşıma çıkma bak lütfen. Ya bunu ben de çok isterdim ama babana mangal sözüm var. Yani illaki karşılaşacağız. Bak hala ne diyor ya? Yalnız seninkiler çok mutlu oldu. Bence sen bir sevgili yap. Ay canım çok istiyorum ama yani bakım çok zor diyorlar biliyor musun? Karar veremedim o yüzden. İşim olmaz. Motorum. Ne olmuş motoruna? Çalmışlar. İlahi adalet. Hocam pardon da ne yapıyorsunuz siz? Ha, kahvaltıya mı geldiniz? Evladım yapabilirim zannettim. Yaparım dedim ama bu iş bana göre değil. Ben yapamam bunu. Hocam Zeliş teyzem masaya döndüğünde karşısına tam bir bulacak hocam. O ne ya? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Yani öyle bir coş ki. Senle günlerini böyle yaşanmadı Sayıs. Evladım yapamam. Hocam. Hocam yaparsınız. Yani şey ben söyleyeceklerinizin mesaj çekeceğim. Ama ayrılmazsanız anlaşmamız bozulur. Ya var. Evet müdür beyciğim. Şimdi nerede kalmıştık? Öncelikle bu organizasyonu kaç kişi yapmak istediğiniz çok önemli. Oradan başlayalım. Sizin saçınızın dip boyası mı geldi Zeliş Hanım? Yani böyle nasıl desem şey gibi olmuş. Ne gibi olmuş? Saçınızda Hacı Murat patinaj çekmiş gibi yol yol olmuş. Kilo mu aldınız siz? Boydan mı düştünüz? Bir şey oldu size. Ay laf söyledi bal kabağı, koy tabağı ye sabaha. Yani ne münasebet müdür beyciğim? Aa. Oha ben bunu söyleyemem ya. Ama ne demişler? Bir dirhem et bin ayıp örter. Kadının kalçalısı ben.
pençeli aslan doğurur. Kalçalı mı? Teşbihte hata olmaz. Yok yok, o oldu. Biraz önceki teşbihte birazcık hata oldu. Oldu, birileri duyarsa gıybeti önleyemeyiz vallahi. Sorun sende değil. Bende Zeliş Hanım. Görüyorum onu müdür bey. Sorun muhakkak ki sende. Ben ayrılmak istiyorum. Yani sizin aile birliğinden, aile birliğimizden, aile birliğinizden hepimizden ayrılmanızı istiyorum. Ay! Zaten yalvarsam da girilmeyeyim bir daha ben Muhit'ine. Manyak! Manyak! Melike Hanım. Evet. Artık ayrıldık. Her şey tamam. Aramızda hiçbir engel kalmadı. Ya. Ya. Var aslında. Hı? Ben. Sus dedim. Hiç konuşma dedim. Onların seviyesine düşme dedim. Ama sen iyice abarttın durumu. Oh. Yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Açıklama yapma bana. Hadi defol. Israr mı ediyorum? Melike Hanım. Israr mı ediyorum ama? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.